Herkese merhabalar. Bugün 1962 yılında oynanmış çok ilginç bir oyunu göstereceğim. Ljubomir Kavelek ile Edward Güfeld arasında oynanmış. Güfeld'i güzel oyunlarından tanıyorsunuz. Bakalım bu sefer neler olacak? İspanyol açılışı fil C5, C3 sonrasında ki beyazlar D4 ile merkeze piyon getirmek istiyor. Şimdi F5 ile Cordel Gambit'e giriliyor. E4, e 5te açılışlarda F piyonunun devreye sokulması... Hep ilginç oyunlar getirir. Bakalım burada ne olacak? Yani siyahlara iyi bir şeyler de olabilir, felaket de olabilir. Çok riskli bir strateji çünkü. F5'e beyazlar tipik bir şekilde merkezden yanıt vermiş. D4 zaten bu hamleyi hazırlıyordu. Stratejinin açılışın zor kısmı siyahların filin istekli olduğunu umursamayıp F alır E4 ile devam etmesi. Ben de senin atını istiyorum diyor. DC5, EF3 şeklinde oyun devam edecek. Vezir f3'e de büyük olsa da at f6 oynayacak. Burada rokunu atacak. Merkezde bir piyonun var diyor. Gelişimi de rahat. Ama beyazlarla Güfelt at g5 oynayarak atını ileri götürüyor ve c5'teki fil istekle diyor. Fil b6 yapınca da d5 oynamış. Yine atı tehdit etmiş durumda. Eğer burada siyahlar atını e7'ye kaçarsa beyazların sürpriz bir kazancı var. O da At e6 ile veziri şahı değil veziri mat etmek. Çünkü piyon alamaz açmaz da vezirin boğmaca matı tarzında kaybedildiği bir durum. Peki siyahlar ne yapıyor? Karşı saldırı e3. Allah Allah at istekliyken ne alaka bu piyon sürüş? Eğer fil alır e3 yaparsa alacak alacak ve g5'teki at boşta. E nasıl oldu bu? E çünkü fil atın savunmasına bağlıydı ve bu sürüşte bir yol kesme hamlesidir. Güfelt burada atı almakla uğraşmıyor çünkü zaten hem g5 istekle diyelim ef2 ayrı bir konu. Atını e4'e çekiyor ve diyor ki senin atın hala istekte bakalım ne yapacaksın. Siyahlar karşı saldırı tarzında oynuyor ve vezir h4 geliyor. Sen benim atımı alırsan ben de senin atını alırım diyor. Ve E F2 fikri de devam ediyor. Vezir F3 ile atı tutmuş ve tehdide yinelemiş ama siyahlar harika bir hamle yapıyor. Gerçekten zor. Açık konumlarda bu tür prensipleri bilmek çok çok önemli. Bu yüzden eski oyunları incelemeyi seviyorum. Siz de seviyorsunuz tahminim. At F6 ile gelişime devam ediyor ve diyor ki türlü türlü ben senin atını tehdit ettim. Şimdi kafa karıştıran şey şu burada. Çünkü beyazlar atı alıyor tahmin edeceğiniz gibi. GF6 yapınca şimdi öteki atı alıyor ve at kazanmış durumda. Fakat F2 piyonu boşta. E alır F2. Şah F1 de oynanabilir elbette ama o zaman kalenin burada kalması gibi bir durum var. Güfelt şah D1 oynamış. Uygun bir zamanda şah C2 ile şaha güvenli bir yer bulmak istiyor kalesinde oyna sokabilmek için. D alır C6 beklenen hamle. Fili çekince şimdi siyahlar file 6 oynamış. O da ne? Kale d8 hatta uzun rok gibi bir fikir var. Uzun rok daha da iyi. Bir taşta iki kuş. Hem şah çekecek hem şahını güvenli alacak. Fakat Güfelt vezir h5 ile vezirleri değişelim diyor. Haklı olarak ve şah e7. Şimdi bir konum değerlendirmesi yapalım. Siyahların bir sürü piyonu var, piyadesi var değil mi? Burada b3 yapmış. O da ne? Buradan mı gelmek istiyor? Fila 3 mü yapmak istiyor? Fil D5 hemen iyi bir satrançı tehditleri görmeli ve değerlendirmeli. Fil A3 şaha şah E6. O canımıza minnet. Şahın merkezi olması iyi zaten. Oyun sonunda şahı kullanmak isteriz. Fil G4 şah çekince bir de F5 yapmış. Fil A3 şah canavar gibi. Kale a 8 isteyince şimdi beyazların ciddi bir sıkıntısı var. Bu piyon düşmüş durumda. Peki ne yapacak? O da atını çıkmış gelişmiş. Fil alır G2, fil G2, kale G2'den sonra siyah piyonlar ne kadar da çok değil mi? 8 piyonun 8'i de tahtada kale alır G2 sonrasında kale F1 gelmiş. Çünkü kale G1 şah çekmek istiyordu. Kale F1'e kale de 8. Siyahın iki kalesi fili şahı hepsi oyunda şah E2 kalenin bağlantısını kurmaya çalışıyor. Kuruyor çalışmak bir yana. Ama şimdi kavalekten ...mükemmel bir hamle geliyor. Çekoslovakya doğumlu bu usta... ...sonradan Amerika'da yaşamış... ...döneminin en güçlü oyuncularından birisi... ...burada harika hamleyi patlatıyor. Hamle... ...burada E4 gibi bir seçenek de var ama... ...yapılmış yapılmıştır diyor. Feda kaçmasın diyor. Şu ata bir vurayım diyor. Sebebini birazdan daha iyi anlayacaksınız. Niye? Niye durup dururken atı vurdu? Şah D2 sonrasında... ...E4 sürüyor piyonlar gümbür gümbür giriyor. Zafer piyadelerin süngülerinin ucundadır diye bir laf vardır. Esasen daha önce konuşmuştuk. Ya satranç bu coğrafyadan Avrupa'ya gitti. Biz zamanında piyade denirdi. Azerbaycan'da piyade deniliyor. Er'den er denirdi. Ama oradan gitti, Fransızların piyonu olarak döndü bize. E, sen niye piyon diyorsanız derseniz, e, bütün kaynaklarda böyle geçiyor. Şimdi ben piyade desem, er desem insanlar garipsiyecek. O yüzden ben de piyon diyorum. E4'e fil F8 gelmiş ve f 4 ile piyonlar, piyadeler gümbür gümbür ilerliyor. Beyazlar bir şey yapamaz mı? B4 sürüyor, kale G5 gelmiş, fil c 5 ile yoğunluğu kesmiş. Şimdi eğer siyahlar fil c5 yaparsa bc5 e3 sonrasında şah e2 ve piyonlar blokü olmuş durumda beyazlar bir de kale önde. Peki Kavelek ne yapıyor burada? Kavelek diyor ki piyonlar piyadeler benim için çok çok daha önemli diyor. Burada kaleyi de veriyor. Bir kalite fedası da bc5 fil c5'ten sonra artık piyadeler engellenemez, durdurulamaz halde kale A 1 yapınca piyonu isteyince bunu umursamış mı o piyonu? Hayır. Çünkü süngüleriyle piyadeler ilerliyor. F3. Tüm kareler tutulmuş halde tahtanın ilerisi simsiyah. Kale B4 gelmiş. Oo, o ne atlayalım mı kaleye? Fil B4 alalım mı? E, çift soru olur bu. Şahı 3'ten şah sonra kazanan beyazlar piyonlar blokü oldu o canım fili siyah kareleri tutan fili veremeyiz. Şah F5 gelmiş tabii ki piyonları desteklemek için. Kale D4 çok enteresan. İlla vermek istiyor. Yolunu kapattım diyor. Peki bu sefer alabilir miyiz? Ufak bir hesap yaptığımızda alabileceğimizi görüyoruz. Fil alır D4. C alır D4. Ve şimdi siyahların hamlesi ne dersiniz? hamle Şah F4. Peki beyazlar ne yapıyor burada? Beyazlar, beyazlar terk etmek zorunda kalıyor. Çünkü kale F2 yaptı. şu anda zaten yapmak istediği E3. Yani bir boş hamle yaptım A4 diyelim. E3 sürdüm. E şah bir yere gitti. E2. Kale F2 yapınca E1 vezir çıkıyorum ve terk. Peki piyon alırsa onu zaten gördünüz. Kale F2 yapınca e3 sürüşü şah gidince ef 2 şah F2 e buradaki piyon fazlalıklarını görüyorsunuz. Şah E4 gelip bunları süpürüp e, hatta süpürmesine bile gerek kalmadan sür sür çık konumu var. Dolayısıyla işte bu durumda rakip terk etmiş. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezsiniz. Sevinirim herkese sevgiler saygılar.